Ankara'daki üçüncü günümüzde Hilal Gelin'in özenerek hazırladığı sunum masasındayız. Hamur işlerinin yanında bol bol salata ve mezeyle de sofrasını taçlandıran gelinimiz sarmadan çiğ köfteye, el emeği göz nuru pastalardan yöresel tatlara kadar birbirinden enfes yemekler hazırlamış konukları için. Bu rengarenk masadaki sunum tabaklarının şıklığını da görmezden gelemeyeceğim doğrusu. Bakalım Hilal Gelin'in sunum masası rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? Evet, gelinimizin sunum masasındayız hanımlar. Öncelikle bir soralım bakalım neler hazırlamış detaylara inmeden önce. Evet, neler hazırladın misafirlerin için? Çoğunluğu yaptım Aslı Hanım. Eşimin annesi yani kayınvalidemle annemden de destekler alaraktan. Öndeki pasta türlerini kayınvalidem yaptı. Normal şu en öndeki özel, aşağıda duranları değil evet, mi? Şu evet, şu özel pasta gibi olanı ben size özellikle yapmak istedim. Ay, ellerine sağlık. Aslinerle gelin evi yazıyor. Çok teşekkür ederiz. Öllüğün körü diye geçiyormuş. Geçiyormuş derken yani yeni mi öğrendin sen evet, de? Evet, ben de yeni öğrendim. Ankara özel yöresel yemeklere hani bakarken evet, öllüğün körü olaraktan Gördüm ve yapmak istedim. Eline size sağlık. Daha önce de Ankara'ya geldiğimizde gelinlerimiz yapmıştı. İlk duyduğumda o ne biçim dedim isim. Öllüğün körü mü? Ölünün elinin körü mü? Ne demek istiyor burada yapan? Aslında şöyle, onun hikayesi Çamlıdere'de çıkmış. Biliyor musun? Anlatsana hikayeyi kısaca. Tam olarak hatırlamıyorum ama Çamlıdere'den çıkmış. Öllüğün körü ama şu anki ismiyle Elinin Körü. Elinin Körü. Ama hala oraya gittiğinizde ölçüyor. Anlatabileyim mi? Evet, biliyorsan çok sevinirim. Evet, biliyorum. Şu şekilde olmuş, tarlaya giden bir yaşlı kişi evine geliyor ve yemek yapmak istiyor. Yanındaki komşuları soruyorlar, ne yapıyorsun yemek olaraktan diyor. O çok telaşlı bir şekilde yemek hazırlarken diyor ki öllüğün körünü yapıyorum diyor ve isim bu şekilde öllüğün körü olaraktan kalıyor. Şey mi diyor acaba ya, ama ne yapayım işte elinin körünü yapıyorum diyor belki. Evet, evet. Ama işte şiveden evet, dolayı evet. Bunun adı hani kendi aslında herhalde kendi, uydurduğu. Evet, uydurdu. Yani aslında kıymalı erişte değil mi evet, bu? Evet, kıymalı erişte. Kıymalı makarna gibi ama erişteden evet, yapılmış. Evet, erişteden yapılmış. Evet, bu çiğ köfte mi? Evet, sizde çiğ köfte. Sizde bir çiğ köfteci mi var ailede? Yok, çiğ köfte yok aslında. Ben hani size özel yapmak istedim. Sen mi yaptın? Evet. Dün çiğ köfteci eşi vardı hanımefendinin. Evet. Bu kadar bize sunum yapmıştı ama ben evdeki imkanlarım doğrultusunda size yine aynı şekilde bir sunum hazırladım. Canım benim, burada kendimi savunma gereği duyuyorum. Dün ben son dakikada, o unutulmuştu, dün de söyledim. Son dakikada sofra kurulurken apar topar o kadar yapıp getirebildim. Aslında daha fazla koymak da daha farklı süslemeyle dekorlandı amacım evet, bunu yapmak. Ayrıca sen daha önceden hazırladığın imkanın vardı, daha dolu dolu bir yapabilirdin. Yapamadın mı? Daha yani isteseydim ben getirebilirdim ama sana. Ben son dakikada hazırlayıp getirmiştim o çiğ köfteyi. O yüzden tabağım benim azdı. Hilal arkadaşımız daha dolu dolu bir tabak yapabilirdi. Neticesinde bir gece öncesinden hazır hale getirmişti. Sunum tabaklarım çok fazla kalmadığı için, elimde de imkan doğrultusunda bu olduğu için ben buna çok üst üste doldurmak istemedim açıkçası. Hı-hı. Bu şekilde tercih ettim. Evet. Diğer çeşitleri de bize anlat hızlıca. Kapibelli peynirli evet, sarma yaptım. Onu kayınvalidem yaptı. Şu ne? Sultan kebabı aslanım. Onu yaptım. Pideler yaptım. Evet, pideler. Kısır. Sen yaptın pideyi. Evet. Kısır, ya? Kısır, evet. Şu pideyi de. Evet. Akşamleyin bayağı uğraştırdı ama elimin emeği olsun istedim. Size vallahi özel geldiniz. Vallahi ellerine sağlık bir tanem. Evime şenlendirdiniz. Çok teşekkür güzel ederiz. Güzel bir sunumluk hazırlamak istedim zahmet sizlere. Zahmet etmişsin hayatım. Nasıl buldunuz? Ben yetersiz buldum. Her şeyden önce sanki çiğ köfteyi dün akşam yapmamışsın da 4-5 gün önce yapmışsın gibi. Onun rengi çok koyu. Ben anlayamadım. Gerçekten İçindeki o kadar taze. İçindeki baharattan dolayı. Koyuluktan evet, ziyade o parlak değil. Evet. Yani evet, böyle hani yağlı gibi çok uzun zaman evet, önce yapılmış gibi evet, duruyor galiba. Evet. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Tabakların desen olarak gayet güzel. Ben onu beğendim. Çatal bıçak takımın da aynı şekilde şık duruyor. Fiyatını da öğrenelim. Bunları set olaraktan almıştım aslanım. Kahvaltı takımımla beraber 3500 almıştım. Gayet evet, uygun. Fiyatı 12 uygun kişilik herhalde. Evet, 12 kişilik. Bardak takımın da bunu uyuyor. Bardak takımı zaten benimkine çok çok benziyor. Genel olarak takımda evet, da. Fakat ben şunu anlamadım. Burası bir davet masası mı, kahvaltı masası evet, mı? Belli değil hayatım. Kahvaltı peçetesi koymuşsun. Kahvaltı suplası koymuşsun. Ne alaka?
Yani bir sucuklu yumurta yapsaydım bence en azından sofrada biraz daha güzel dururdu. Şu şekilde siz özel misafirlerim olduğunuz için ben sizi hasırla daha güzel bir şekilde ağırlamak istediğim için. Hasırla dediğin şu mu? Evet. Ha, altına hani bir süs motif olsun amaçlı. Şöyle bir kaldıralım görüntü görelim. Olaraktan, görüntü olaraktan evet, bu şekilde anladım. Tercih. İşte zevk değil evet. mi? Sade evet. daha güzel durdu ama bence. Ama tabakların zaten böyle daha şık evet, bir zıpla kullanabilirdin eğer kullanmak istiyorsan. Bu hani bu biraz kalabalık. Daha spor kaçıyor. Aslında gümüş parlak simle özel aile. Misafirmişiz. Özel olmayan misafir olsaydık acaba ne olurdu? Gerçekten bunu merak ediyorum.